düz tabanlığın tanısını iyi koymak lazım. Eğer gerçek bir düz tabanlık, sert bir ayak ise bunun tedavisi ayağın boyutunun, ortopedik cerrahların bir takım limitleri var. O boyutun içine geldiği anda en küçük yaşta düzeltmek gerekir. Çünkü burada kemiklerin normal anatomik pozisyonları istenilen şekilde değildir. Onları normal hale getirmek lazım. Yani gerçek düz tabanlığın tedavisi cerrahidir. Ama yumuşak bir ayak, flexible düz tabanlık veya daha doğru tabirle taban çökmesi ise bunun kasları kuvvetlendirici egzersizler, ayak ucu yürümeleri, topuk yürümeleri, yani kası kuvvetlendirici egzersizlerle tedavi edilmesi çok daha doğrudur. İlk planda tedavi seçenekleri arasında ortopedik ayakkabı yoktur.